Ee, bu konuda özellikle yani depreme dayanıklı tasarımlar, yapılar <laughs> konusunda uzman olan bir insana ihtiyacımız var. Yani benim gibi üniversitemizde en az benim kadar bilgili bu konuda çalışan hocalarımız var. Çok doğru ama deminki tespitinizde ben şu çok önemli. Mesela şimdi arkada 7.7 yazıyor. Bu 7.7 ya da 9.1 gibi Hı. dediğimiz şeyler ne biliyor musunuz? Yer tabakalarının derinlerinde tektonik işte bu ben bu uzman olmadığım için yanlış kelime bile kullanabilirim. Bu tektonik kayalar birbirine işte yatay ya da düşey öğrendik ya bunları hepsini yatay yatımlı düşey yatımlı diye sürtünüyorlar. Bu sırada burada bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerjinin ölçü birimi 7.7. Yani bizim binamıza etki eden şey 7.7 değil. İstanbul'un deprem haritasına bakarsanız şöyledir. Aşağılar kırmızı güneyler mesela Anadolu yakasında işte Kadıköy, Bostancı vesaire Avrupa yakasında Beşiktaş, Bakırköy, Güneyler kırmızıdır. Kuzeye doğru Karadeniz'e doğru gittikçe rengi açılır bu kırmızının beyaza doğru yaklaşır. Yani deprem şiddeti daha az hissedilir. Örneğin işte Sarıyer ve Kuzey'indeysek Avrupa yakasında mesela Kilios'taysanız deprem şiddeti orada çok daha az etkilenir. Depremin 7, 8, 9 olmasının bir önemi yok. Kilios'taysanız az sallanacaksınız. Beşiktaş sayısınız Beşiktaş'ta ise çok sallanacaksınız. Dolayısıyla buradaki jeoloji ya da işte jeofizik hesaplarla bu ortaya konulan magnitüt doğrudan inşaatları ilgilendirmiyor. Ben inşaat mühendisiyim. Çok da bina hesapladım. Bu magnitüt rakamını hiç kullanmadım daha. Biz depremin ivmesini kullanırız hesaplarda. Peki aslında biz yani şunun için söylüyorum. Aslında biz Lüzumsuz bir şey mi dinliyoruz? Yani sabahtan akşama kadar televizyon. Benim inancım hele hele sizle konuşunca benim inancım bu. Birisi yani bu e, yer bilim hocaları bize lüzumsuz bir şey anlatıyorlar ve hatta şunu anlatıyorlar. Yani efendim İstanbul'da hangi semtler? İşte İstanbul'da şu semt, bu semt. Peki nedir? İşte bu kayanın üzerinde işte efendim bir e, yanal atım bunların hepsini öğreniyor. Şimdi bir yanal atıyor. Evet. Sonra S dalgaları oluşuyor. Bu alivyon bir e, zemin varsa bu S dalgaları ee, kayayı sevmiyor bu S dalga Bir de böyle pe pe pek hoş e, Konulara girdik artık e, Aramızda böyle yemek tarifi verir gibi şey sevmez o e, Kayayı sevmez S dalgası onu pas geçer Fakat alivyon işte ya da Dere yatağı ya da vadi e, Böyle bir alanda bu S dalgası Orayı sever uzun süre kalır E sallar da sallar binayı sonunda yıkar Peki hala şunu anlamadık mı Bu kadar yayın yapıldı Deprem bölgelerinden Bir bina sağlam Aynı zeminin üzerindeki ona bitişik olan diğer bina ortada yok tuzla buz olmuş demek ki bununla senin yer bilimiyle alakan yok senin yapıyla alakan var. İçinde bulunduğun yapıyla senin alakan var. Onun için aslında yer bilim hocası dinlemenin alemi de yok. Onların semt semt yani metrekare olarak nokta olarak noktasal atış olarak gösterse şurayı bu fay kırığından dolayı şu semtte şu sokakta şu noktayı vuracak kadar bile e, işaret etse hoca tarihini de söylese şu gün şu saatte olacak bile dese o binanın yıkılıp yıkılmayacağını Öyle o, jeolojiyle alakası yok. Yer bilimi tabii ki temel bilim. Onu söyleyeyim hemen. Çok önemli bilim ama ürünleri yani oradaki fay mekanizması doğrudan vatandaşı ilgilendirmiyor demek istiyorum. Yer bilimi Aynen. çok önemli ama şöyle düşünelim. Meteorolojiyi izliyoruz değil mi? Hava durumunu izlerken bizi ilgilendiren kısım şudur. Yağmur yağacak mı? Hava kaç derece olacak? Çok Konuşurken şöyle diyorlar ya bazen, işte alçak basınç tabakası. Orada basıncın birimi var aslında. Şu kadar bar diye söyleyebilir. Ama bu bizi ilgilendirmediği için söylemiyor. Onu ölçmek çok önemli. Ama vatandaşı ilgilendiren şey o değil. Hava kaç derece olacak? Rüzgar kuzeyden mi esecek? Ya da lodostan mı esecek? Bir de nemli olacak mı? Belki bazı insanları o da ilgilendiriyor olabilir. Ama magnetitin kaç olduğu neden bizim, yani inşaat mühendisleri için önemli olabilir ama vatandaş için niye önemli değil söyleyeyim. Az önce bahsettiğim Sendai'deki 2011 9.1'lik depremin büyüklüğünü söylüyorum. 9.1 büyüklük ama şiddeti yani yıkıcılığı 0.8G. Yani G dediğimiz yer çekimi ivmesinin %80'i demek bu kadar. Şimdi 9.1 çok büyük değil mi? Hep soruyorlar ya bize. Bu bina 9'a dayanır mı? 9'un bir önemi yok. O yerin altında olduğu, o alçak basınç gerçekleştiği yağmur bulutu bize geldi şimdi. Önemli olan şiddeti 0.8G. Hatay'daki depremin şiddeti 1.3G. Yani o 9.1'lik tsunami yaratan, nükleer santralleri yerle bir eden depremin şiddetinden şiddet, yıkıcılık hı. buçuk kat daha büyük iki deprem gerçekleşti. Niye böyle anlamıyorum teknik olarak. Niye 9.1'in yıkıcılığı daha az? Çünkü çünkü 9.1 Japonya ana karasından 125 kilometre uzakta yerinde 50-60 kilometre altında meydana geldi. 9.1 onu ifade ediyor. Sonra o dalga oradan az önce bahsettiğiniz üzere işte primary ön dalgalar ve secondary ikinci dalgalarla şehre geliyor. Ve siz ne kadar epicenter'dan merkezden uzaklaşırsanız yıkıcılığı o kadar azalıyor. Bu çok normal değil mi böyle olması? Evet. Ee, bu da onun gibi bir şey. 9.1 olmasının bir anlamı yok. Önemli olan şehire geldiği zaman ivmesinin yani yıkıcılığının kaç olduğu. Ve karayolaştıktan sonra da ne kadar içeri doğru girerseniz kilometrelerce o kadar az hissedersiniz. İstanbul'da öyle. Fay nereden geçiyor? Gemlik Körfezi'nden Marmara Denizi'ne giriyor. Adaların güneyinden gidiyor. Sonra biraz ileride Tekirdağ'dan tekrar karaya bağlanıyor. Fay bu. Bizim Marmara fayı dediğimiz fay. Dolayısıyla siz bu faya ne kadar yakınsanız yıkıcılığı o kadar yüksek olur. Ne kadar uzaktaysanız mesela Riva'dasınız. Riva faya 40-50 kilometre. Yıkıcılığı da o kadar az olur. Orada meydana gelen depremin 7.2-7.8 olmasının hiçbir anlamı yok. Yani söyledim rahatladım gerçekten anlamı yok. Ben bir mühendis olarak o rakamı hiçbir hesapta kullanmıyorum. Bilim olarak çok önemli, bize fay mekanizması neler olacağı nasıl tedbirler almamız gerektiği hakkında çok bilgi veriyor sadece vatandaşın işine yaramıyor demek istiyorum Yani hmm. hocalarım bana çok kızacaklar buradan ama birisi de bana söylesin şu 7.7'yi hayatında nerede kullanmış bir söylesin kullanamaz hmm. ki ben hmm. inşaat mühendisiyim bina hesaplarken 0.8 gm'i 1.2 gm'i diye bakarak onu kullanarak hesap yapıyorum ben hiçbir zaman magnitüde hayatımda kullanmadım ben hmm. o, o arada bir geçiş var bir dönüşüm var tabii hmm. ki hmm. ve çok önemli bir dönüşüm Sadece binasında oturan normal insanı ilgilendirmiyor demek istiyorum. Peki, hakikaten inşaat mühendisleri kaç G e, şiddette bir e, deprem gerçekleşebilir diye bir hesap yapıyorlar mı? Aa, evet, işte orada onu yapıyoruz. Yani, yani az önce konuştuğumuz... Ya bu şey mi? Yani yapıyorlar mı hakikaten? Tabii ki. Ee, oturup yapmıyoruz. Haritalarımız var. Bu Hı. haritaların nasıl oluşturulduğu çok önemli. Hı. Yer bilimci hocalarımız orada bir fay görüyorlar. İşte yani günlerdir izlediğimiz kıymetli hocalarımız bir fay tespit ediyorlar. Bu fayın potansiyelini hesaplıyorlar. İşte 7.8, işte 8.2 neyse. Orada o depremin olasılıksal olarak meydana gelmesi halinde bir dalga yayılacak. Bu dalganın o bölgede nerede ne ivme yaratacağını hesaplıyoruz. Bunu inşaat Mühendisleri ve Yer Bilimciler beraber yapıyorlar tabii ki. Bana böyle çok tatlı bir masal anlatıyormuşsunuz gibi geliyor.